Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Şimdi sizinle 6'dan 7'ye geçenlerin tam birimleri testini beraber cevaplandıracağız. Birinci soru. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Okuyalım. Güneş sistemi Samanyolu galaksisinin avcı kolunda yer alır. Güneş sisteminde bir yıldız, 8 gezegen bulunur. Güneş sisteminde bulunan her gezegenin kendine özgü özellikleri vardır. Birinci öncül. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir. Evet, doğru. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir. Venüs doğudan batıya doğru dönen tek gezegendir demiş. Evet, Venüs gezegeni diğer gezegenlerden farklı olarak doğudan batıya döner. Bu da doğru bir ifadedir. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Yan yatmış varil gibi dönen gezegen Uranüs'tür. Evet, yan yatmış varil gibi gezegen dönen gezegen olma özelliği kime aittir? Uranüs'e. Bütün öncüllerimiz doğrudur. Cevabımız D şıkkı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili oyunlar oynayan iki öğrenci arasında aşağıdaki diyalog geçiyor. Buna göre öğrencinin aklından tuttuğu gezegen aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi olabilir? Aklımdan bir gezegen tuttum. Bul bakalım. Gezegenin uydusu var mıdır? Hayır. Batıdan doğuya mı dönüyor? Hayır. Buldum. Aklından tuttuğun gezegen tabii ki Venüs'tür. Çünkü diğer gezegenlerin tersine doğudan batıya dönen ve uydusu olmayan gezegenimiz Venüs'tür. Merkür, Jüpiter ve Mars değildir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Evet, Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z gezegenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? X gezegeni Güneş sisteminde bulunan en büyük gezegendir diyor. Güneş sisteminde bulunan en büyük gezegen kimdi? Jüpiter'di. Bu yüzden B ve C şıklarını ne yapıyoruz? Eliyoruz. Y gezegeni çoban yıldızı olarak da bilinir. Halk arasında çoban yıldızı olarak da bilinen gezegenimiz kimdi? Venüs'tü. Z gezegeni yan mı yatmış varil gibi döner. Yan yatmış varil gibi dönen gezegenimiz ise kimdi? Uranüs'tü. Bu yüzden cevabımız A şıkkı sevgili öğrenciler. Dördüncü soruyla hemen devam ediyoruz. Dördüncü soruda yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi destek ve hareket sisteminin görevlerindendir demiş. Kan hücresi üretmek. Evet, gerektiğinde kan hücresi üretmek destek ve hareket sisteminin görevlerindendir. İç organları korumak. Evet, hayati organımız olan kalp mesela göz kafesinin içerisinde bulunuyor. Yine hayati organlarımızdan beynimiz ise kafatası kemiklerinin içerisinde bulunuyor. Hayati iç organlarımızı koruyor. Hayati iç organlarımızın yanında bütün iç organlarımız da destek ve hareket sistemi koruyor tabii ki. Dik durmayı sağlamak. Evet, iskelet bizim dik durmamızı sağlar. Bu da destek ve hareket sisteminin görevlerindendir. Mineral depolamak. Evet, gerektiğinde mineral depolamak da yine destek ve hareket sisteminin görevlerindendir. Fakat solunuma yardımcı olmak gibi destek ve hareket sisteminin bir görevi yoktur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı sevgili öğrenciler. Hemen 5. soruyla devam edelim. Aşağıda verilen bulmacayı doldurunuz demiş. Bulmaca doğru bir şekilde doldurulduğunda üçgen, kare ve yıldız sembollerine sırasıyla karşılık gelen harfler aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir demiş. Şimdi üçgeni bulmak için soldan sağa biri cevaplamalıyım. Güneş sisteminde halkalı gezegen olarak bilinir demiş. Şimdi Güneş sisteminde halkalı gezegen olarak bilineni yazıyorum buraya. Tabii ki. Bu nedir? Satürn'dür. Üçgen bu durumda ne oldu? T oldu sevgili öğrenciler. Hemen karenin olduğu yeri bulmak için dördüncüyü cevaplıyorum. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir. Bunun yerine de ne gelmiş oluyor bu durumda? İ harfi geliyor. Bir de 5'i cevaplayalım. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Güneş sisteminin en küçük gezegeni kimdir? Merkür'dür. Merkür. Yıldız'a da bu durumda ne gelmiş oluyor? K, T, İ ve K harfleri. Bu da bizim A şıkkımızda var sevgili öğrenciler. Yanıt A şıkkı oluyor. 6. soruyla devam ediyoruz.
Şimdi 6. sorumuza bakalım. Buna göre güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için ayın bulunduğu konum ve evresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi ben şunu biliyorum. Güneş tutulmasında sıralamam benim güneş, ay ve dünyaydı. Şimdi güneşim burada. Ay burada olmalı, dünya burada olmalı ki güneş tutulması gerçekleşsin bu sıraya göre. Bu durumda bir şeklinde birin olduğu bir numaralı da olmalı değil mi? Yani C ve D şıkkını eliyoruz. Şimdi peki ben başka bir bilgiye daha ihtiyaç duyuyorum bu durumda. Güneş tutulmasında güneşin tutulabilmesi için ayın hangi evrede olması gerekiyordu? Biliyorsunuz herhangi bir evrede gerçekleşmiyordu. Güneş tutulması ve ay tutulması belirli evrelerde gerçekleşiyordu. Peki güneş tutulması hangi ayın evresinde gerçekleşiyordu? Yeni ay. Bu yüzden cevabımız B şıkkı sevgili öğrenciler. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre yukarıda yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Yukarıdaki hangi gezegen oldukları bilinmeyen X, Y ve Z gezegenlerinin büyüklükleri verilmiştir. Bakalım buna göre birinci öncül Y gezegeni Jüpiter ise, şimdi biz bunların bir dakika öncelikle şöyle yapalım. En büyük Y'ymiş, sonra X'miş, sonra Z'miş. Büyüklük sıralaması bu. Y gezegeni Jüpiter ise X gezegeni Satürn olabilir. Evet, Jüpiter en büyük gezegen olduğuna göre ondan küçük olan Satürn olabilir. Bu durumda birinci öncülümüz doğru oluyor. İkinci öncülümüze bakalım. X gezegeni Merkür ise Z gezegeni Mars olabilir. X gezegeni Merkür ise Z gezegeni Mars olabilir. Yanlış, Merkür en küçük gezegendir. Hani bu durumda Z'nin Mars olma gibi bir olasılığı da yoktur. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlış. İkinci öncül olanları eliyoruz. Üçüncü öncüle bakalım. Y gezegeni yan yatmış varil gibi dönen gezegen ise, yani Y için Uranüs diyor. X gezegeni yaşamın olduğu tek gezegen, yani Uranüs, Dünya ve Mars'tır diyor. Evet, bu gayet uyar buna. Bu yüzden cevabımız 1/3 sevgili öğrenciler. Yani D şıkkı. 8. sorumuzla devam edelim. 8. soruda bize yukarıdaki şekilde açıklaması verilen ifadelerin olduğu oklar takip edilerek ilerlendiğinde hangi sembole ulaşılır diyor. İstemle çalışan kas çeşididir. Sevgili öğrenciler, istemle çalışan kas çeşidi çizgili kastır. Yani istemli çalışır, isteğinize göre çalışır çizgili kaslar. Beyaz renkli mekik şeklinde olan ve iç organlarımızın yapısında bulunan kısımdır. Bu da nedir? Düz kastır. İç organın yapısında bulunan kas dediğimiz zaman aklımıza ne gelecekti? Düz kas. Peki beyaz renkli olan kasımız hangisiydi? Bu da yine düz kastı. Bu yüzden cevabımız C şıkkı sevgili öğrenciler. 9. sorumuzla devam edelim. Boyları enlerinden fazla olan kemiklerdir demiş. Şimdi boyları enlerinden fazla olan kemikler bizim için hangi kemiklerdir? Uzun kemiklerdir. O yüzden uzun kemik arayacağım. Omur kısa kemik. Direkt onu gördüm. Eliyoruz. Kafatası kemiği, yastık kemik. Bunu da eliyoruz. Yaşlar bir dursun bakalım. İkinci, boyları enlerine yakın olan kemiklerdir demiş. Boyları enlerine yakın olan kemikler bizim için hangi kemiklerdir? Kısa kemiklerdir. Bu da bir kalsın. Kalınlığı eni ve boyunda fazla olan kemiklerdir. Bu da hangi kemik bizim için? Yastık kemik. Yani uzun, kısa, yastık dedik. Buna uyan şıkkımız da hayır. Bunu da eledik. Uyluk kemiği çünkü yastık kemik değil. Bu yüzden cevabımız A şıkkı oluyor sevgili öğrenciler. Hemen 10. sorumuzla devam ediyoruz. Uzun kemiğin yapısında bulunan kısımlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır diyor. Şimdi bakalım 10. soruya. Sarı kemik iliği yalnızca uzun kemikte bulunur ve yağda pular. Evet, bu doğru bir bilgi. Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunuyordu. Görevi ise yağ depolamaktı. Bu doğru. İkinci öncül. Kemik zarı kemiğe besin ve oksijen taşır. Hayır. Kemik zarı kemiği onarır.
yapım ve onarımına bakar. Aynı zamanda kemiğin eline büyümesini sağlar. Fakat besin ve oksijeni kemiğe kim taşıyordu? Kan damarları taşıyordu. İkinci öncülümüz yanlış. İki olanları. Zaten yanlış soruyormuş, pardon. Şöyle yapalım o zaman. Bunun yanlış olduğunu söyledik. 3. Kıkırdak kemiğin boğaç uzamasını sağlar. Evet, bu da nedir? Doğru bir ifadedir. Bu durumda yanlış olan şıkkımız yalnızca ikinci şık olduğu için cevabımız 5 şık oluyor sevgili öğrenciler. Hemen hızlıca 10. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda görselde üçgen, daire, yıldız ve kare sembolleriyle belirtilen kısımlar ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Destek ve hareket sistemini vermiş. İskelet ve kas sistemi olarak ayırmış. Kıkırdak. Bunlar kimin özellikleridir? Eklem, uzun kısa, buyası olur. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası olabilir. Buna göre şıklarımızı bir inceleyelim bakalım. Üçgen sembolü yerine yassı kemik yazılabilir, kafatası örnek verilebilir. Evet, doğru. Ben zaten yassı olduğunu söylemiştim size. Daire sembolü yerine eklem yazılabilir demiş. Evet, doğru. Eklemler oynar yeri oynar ve oynamaz olarak ayrılırlar. Bir değil, iki değil. Yıldız sembolü yerine düz kas yazılabilir ve mide örnek verilebilir. Evet, düz kaslar iç organlarımızın yapısında bulunduğu için bu da doğru oluyor. 3 de gitti. Cevabımız A şıkkı. Peki neden A? Bakalım. Kare sembolü yerine kalp kası yazılabilir ve çizgili kas gibi çalışır. Şimdi bakın. Kalp kası yapı olarak başka bir şeye benziyordu. Görev bakımından başka bir şeye benziyordu. Şimdi kalp kası yapı olarak çizgili kasa benzer deseydi bunu doğru kabul edebilirdik. Ama çizgili kas gibi çalışır dediği için bu yanlış bir ifade oluyor. Çizgili kas gibi çalışmaz. Çünkü düz kas gibi çalışır. Çizgili kas gibi çalışsaydı çabuk yorulurdu ve kalbimiz çok hastalıklara sebep olurdu bizim için. Bu da bir problem olurdu. Bu yüzden bu şıkkımız yanlış. 12. soruyla devam ediyoruz. Destek ve hareket sistemi vücudumuzun dik durmasını, rahatça hareket edebilmesini sağlar. İskelet sistemimizde bulunan eklemler ile de hareketimiz daha da kolaylaşır. Bakalım yukarıda grafikte verilen X, Y ve Z eklemleri ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi hangileri yanlıştır diyor. Tekrar okuyalım. X kafamızda bulunan oynamaz eklem olabilir. Şimdi hareket kabiliyeti az. Bakıyorum grafiği inceliyorum şimdi. Bakın sevgili öğrenciler. Şuradaki grafiği inceliyorum. Hareket kabiliyeti az. O yüzden onun reklamı olabilir. Bu doğru. İkinci öncülümüze bakalım. Y omur arasında bulunan oynar eklem olabilir. Şimdi Y'nin hareket yeteneği fazlaymış. Belli ki Y oynar eklem olarak değerlendirilebilir. Fakat omurlar arasında bulunan eklemler yarı oynar eklemlerdir. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlış oluyor. Z yarı oynar eklem olabilir. Evet, Z yarı oynar eklem olabilir. Bu da doğru. Bu yüzden cevabımız yanlış sorduğu için bize yalnız 2 olacak. 5 şıkkı. 13. soruya bakıyorum hemen hızlıca. Yukarıdaki tabloda verilen organlardan yapısında çizgili kas bulunanlar kutucuklar tarandığında tablonun son görünümü aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi burada bakacağım şey şu. Çizgili kas hangilerinde bulunur? Hemen bakıyorum. Çizgili kas midede bulunmaz. Bacaklarda bulunur. Kollarda bulunur. İnce bağırsakta, böbrekte bulunmaz ama dilde çizgili kas vardır. Buna uygun olan seçeneğimiz hangisi? A şıkkı sevgili öğrenciler. Bu yüzden cevabımız A. Biliyorsunuz dilimizi, kolumuzu ve bacağımızı istemli hareket ettirdiğimiz için bunlarda ne vardır? Çizgili kas vardır. Mide, ince bağırsak ve böbrek iç organlarımız olduğu için, iç organların yapısında beyaz yani düz kas olduğu için bunları taramadık. 14. soruyla devam ediyoruz şimdi. Evet, yukarıdaki besin gruplarından hangileri hücre zarından geçebilecek kadar küçük oldukları için sindirime uğramadan kana karışırlar? Şimdi bizim proteinlerimiz, yağlarımız ve karbonhidratlarımız vardı. Bunlar neydi? Çok büyük oldukları için hücre zarından geçemiyorlardı. Bunların yapı taşları, su, vitamin ve mineraller geçebiliyorlardı, öyle değil mi? Bakalım buna uygun olarak şıklarımızdan hangisi doğru oluyor bu durumda? Su, evet, geçebilir. Vitamin, evet, geçebilir. Ekmek nedir?
karbonhidrattır. Yapı taşına ayrılmamış ekmek geçemez. Yumurtaya baktığım zaman yumurta da bir bu durumda nedir? Protein kaynağımızdır. Yani büyük bir besin. Hücre zarından geçemez. Amino asit olsaydı işte o zaman geçebilirdi. Bu durumda cevabımız A şıkkı oluyor sevgili öğrenciler. Su ve vitamin. 15. soruyla devam ediyoruz. Yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri yanlıştır diyor. Besinlerin hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki çeşit sindirim vardır. Sindirim organları yanında sindirime yardımcı organlar da vardır. Sindirime yardımcı organlar ile ilgili 1. Pankreas sistemine yardımcı organdır ve pankreasta salgılanan pankreas öz suyu ile tüm besinleri kimyasal sindirim ince bağırsakta son bulur. Evet, pankreas sindirime yardımcı bir organdır. Doğru, pankreas salgıladığı pankreas öz suyuyla proteinlerin, yağların ve karbonhidratların kimyasal sindiriminin ince bağırsakta tamamlanmasını sağlar. Bu durumda birinci öncülümüz doğru oluyor. İkinci öncüle bakalım. Karaciğer sindirime yardımcı organdır ve karaciğerde salgılanan safra sıvısı ile yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar. Şimdi karaciğer sindirime yardımcı bir organdır. Doğru. Safra sıvısı salgılar. Doğru. Safra sıvısıyla yağların sindirimine yardımcı olur. Doğru. Fakat yağların kimyasal sindirimine değil fiziksel sindirime yardımcı olacağı için 2 yanlış oluyor. 3. Yutak sindirime yardımcı bir organdır ve burada sindirim gerçekleşmez. Yutakta sindirim gerçekleşmediği doğru bir ifade. Fakat yutak sindirime yardımcı bir organ değildir. Bu yüzden bu da yanlış. Yanlışı da sorduğu için cevabımız C şıkkı oluyor sevgili öğrenciler. 16. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda sindirilen besinler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar ve ince bağırsakta biter. Evet, karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Bu doğru sevgili öğrenciler. İkinci öncülümüze bakıyoruz. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter. Evet, bu da doğru sevgili öğrenciler. Proteinlerinki de midede başlıyordu, ince bağırsakta bitiyordu. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter. Evet, bu da doğru bir ifade. Bu durumda cevabımız D şıkkı oluyor sevgili öğrenciler. 17. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi bakalım 17. soru bize ne diyor? Sindirim sistemi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Karbonhidratların yapı taşı glikozdur demiş. Evet, doğru. Karbonhidratların yapı taşı glikozdur. Proteinlerin yapı taşı amino asittir demiş. Evet, proteinlerin yapı taşı amino asittir. Doğru. Yağların yapı taşı yoktur. Hayır, yağların gliserol yağ asidi gibi neleri vardır? Yapı taşları vardır. Bu yüzden cevabımız değişik oluyor ama değişikine de bakalım. Su, vitamin, minerallerle sindirime uğramadan kana karışır. Evet, sindirime uğramadan kana karışırlar çünkü sindirime uğrayacak kadar büyük maddeler değillerdir. 18. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda görseli verilen organ ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Yukarıda bana verilen görselim neymiş? Pankreas. Sindirime yardımcı organdır. Evet, doğru. Pankreas sindirime yardımcı bir organdır. 2. Salgıladığı sıvı ile ince bağırsakta yağların kimyasal sindirimine başlatır. Evet, pankreas öz suyunu salgılatarak yağların kimyasal sindirimi başlatır. Bu da doğru bir ifade. Salgıladığı sıvı safra sıvısıdır. Hayır, safra sıvısını karaciğer salgılar. Bunun salgıladığı sıvı da değil de su desek daha doğru olur. Pankreas öz suyudur. Bu durumda bu yanlış oluyor. Bana da zaten yanlış sorduğu için cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Evet, 19. sorumuzla devam ediyoruz şimdi. Vücudumuzun büyümesi, gelişmesi ve sahip olduğu enerjiyi karşılayabilmesi için tükettiğimiz yiyecek ve içeceklere besin denir. Besinler enerji verici, yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev alır. Evet, şimdi bakalım. Yukarıdaki görsellerde bazı besin gruplarına ait örnekler verilmiştir. Bu besin grupları ile ilgili yorumlarından hangileri yanlıştır diyor. 1. Makarna bir karbonhidrattır ve kimyasal sindirimi ağızda başlar. Evet, makarna karbonhidrat yapılı bir besindir. Kimyasal sindirimi ise ağızda başlar. Bu doğru bir ifade sevgili öğrenciler. Yumurta proteindir ve kimyasal sindirimi midede başlar. Evet, yumurta protein kaynaklı bir besindir ve kimyasal sindirimi midede başlar. Bu da doğru bir ifade sevgili öğrenciler. Yanlış sorduğu için bu gitti. 2 olan da gitti. Bu da gitti. Cevabımız C şıkkı gibi gözüküyor. Yine de bakalım. Ceviz yağdır ve safra sıvısı ile kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar. Evet, ceviz yağ içerikli bir besindir. Cevizden yağ da yapılır. Doğru bu. Safra sıvısı
ile kimyasal sindirimi değil, fiziksel sindirimi başlar. Bu yüzden bu yanlıştır. Su düzenleyicidir. Evet, bu doğru bir ifade. Ve kimyasal sindirimi kanı varsa. Hayır, suyun kimyasal sindirimi değil, suyun geri emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir. Bu da yanlış bir ifade. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Hemen 20. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda sindirim sistemine ait organ ve yapılar verilmiştir. Şekilde sindirim sistemi organları sırası ile yazılmak istendiğine göre 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen kısımlara aşağıdaki seçeneklerde verilen organ ve yapılardan hangisi getirilmelidir? Ağız, yutak, yemek borusu mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs. Sıramız buydu değil mi? Buna uygun şıkka bakıyoruz hemen. Bir, yutak olmalı. Gitti. İki, yemek borusu olmalı. Tamam, B de olabilir, C de olabilir. Ama üç, ince bağırsak olacağı için cevabımız B şıkkı oluyor. Sevgili öğrenciler, 20 sorumuzu da birlikte cevapladık. Umarım hepinizin çok güzel geçmiştir. Umarım hepiniz soruları çok güzel anlamışsınızdır. Hepinizi sevgiyle öpüyorum.